TV 264'ten herkese merhaba. Bir kitabın ortasından programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğum tanınmış, sevilen, sayılan iş adamlarından Sayın Şadi Tanış. Şadi abi hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Televizyon stüdyonuza da ilk defa geldim. Çok hoş. Sakarya için çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Sakarya'nın tek televizyon kanalısınız. İnşallah bu reytinglerinize de yansır ama vatandaşın Sakaryalı'nın seyretmesini sağlayacak özel haberlerinizi de inşallah bu kanalda çok sık görürüz diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Abi öncelikle başın sağ olsun. Çok teşekkür Eşini ederim. kaybettin yakın bir Evet. zamanda. Allah sabır versin, mekanı cennet olsun. Sen de hastalığa Evet. yakalandın. Nasıl geçti o süreç, neler yaşadın anlatayım. Şimdi iş yerimizde ofiste bulunan 3 eşim, bir çalışan hanımefendi ve oğlum 3 aynı anda Covid oldular. Aşağıda çalışan ve mutfakta çalışan personelde bir şey yoktu. Eşimin Covid olmasından 5 gün sonra da ben yakalandım. Ama maalesef benim Covid olduğumu eşim öğrenemedi. Bu 10 günlük ilk Covid olduklarında bunları ayrı ayrı evlerde karantinaya aldık. Maalesef burada üzülerek belirteceğim şeyler yaşadık. Onlardan bir tanesi eşimin karantinaya alındığının 4. günü ateşi 38'i geçtiğinde ilgili sağlık kuruluşunu aradık. Bize karantina alındığında bir irtibat telefonları vermişlerdi. Dedi ki ateş 38,1, ne yapalım? Hani bizim beklentimiz işte 112'den gelecekler, ölçecekler, biçecekler. Gerekirse hastaneye kaldıracaklar ya da evde tedavi edecekler. Derken karşılaştığımız cevap şu oldu. Koltuğun altına sirkeli bez koyun, balkona çıksın biraz serinde dursun, ateşi düşer. Ertesi gün öksürük arttı. Tekrar aradık. Dedik ki öksürük artıyor. Gene verilen cevap şu oldu. Bu hastalığın normal seyridir. Olabilir. Bunun üzerine biz baktık ki oradan bir şey çıkmayacak. Bir özel hastanede tomografi çektirdik. Baktık ki ciğerlerine virüs sıçramış. Bunun üzerine yoğun bir oksijen, basınçlı oksijen tedavisi görmesi gerekiyordu. Araştırma hastanesinde yoğun bakıma sevk edildi. Yoğun bakımda kaldığının 5. günü bizi sevindirici haber geldi. Eşim çorba ve portakal istedi. Dedi ki normal gıdaya dönüyor. Fakat o gün birdenbire bir nefes darlığı başladı ve entübe oldu. Maalesef 2 gün sonra, yani hastanede yoğun bir tedavi görmüş olmasına rağmen hastalığın ilerleme süreci durdurulamadı. Ciğer devreden çıktı. Oradan karaciğere, böbreklere ve kalbe de sıçrayarak maalesef 2 gün sonra vefat etti. Fenalaştıktan 2 gün sonra toplam 7 gün hastanede kaldı. Şimdi ben tabii işin kader boyutu var. Ama insanın aklına da şu gelmiyor değil. Acaba evde bu sıkıntıları yaşadığımızda bir ilgilenilseydi ne olurdu? Yani almış olduğum doktorlardan aldığımız bilgi şu. İlgilenilseydi de bir şey olmazdı. Çünkü bu hastalığın bir tedavisi yok. Hastalığın ilerlemesine mani olunamıyor. Ancak hangi organa sıçrarsa o organa tıp olarak destek olabiliyorlar. Ama mücadeleyi yapan, bu hastalığı yenen vücut ve vücudun bağışıklık sistemi. Burada benim gördüğüm ve yetkililere de ilettiğim şu oldu. Bu insanlar Covid olduğunda 10 günlük evlerinde bir karantina sürecini alınıyor. Ve Sağlık İl Müdürlüğü'ne ve diğer işte milletvekillerine işte Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na kadar arayan herkese aynı şeyi söyledim.
İlle doktor olması şart değil. Hasta bakıcı olur, hemşire olur, tıp öğrencileri olur. 10 kişi, Sakarya için 10 tane, 15 tane bir gezici ekip kurulamaz mı? Bu ekipler evlerinde karantinada bulunan insanları gitsinler, ilacını doğru kullanıyor mu, evinde mi? Çünkü 10 gün süreyle bu insanları tamamen tecrit ediyorsunuz ve bunların psikolojik yalnızlığını da getirdiği sıkıntılar oluşuyor. Bu sağlık personelinin hem bunların bir hatır sormak ama daha çok tedavilerini ve yaşadıkları, işte eşimde olduğu gibi ateşli, öksürük gibi artan şeylerini, belirtilerine göre bunların belki sağlık kuruluşlarının sevkinde aracılık edebilirler. Yani gerçekten bu karantina sürecinde tedavi diyorlar buna. Tedavi falan değil. Anladığım kadarıyla şey şu, kalan sağlar bizimdir şeklinde bir tedavi var. Çünkü hastaneler nefes darlığı başlamamış hastayı da kabul etmiyorlar. Özellikle eşimin rahatsızlığında daha sonra 5 gün sonra ben de rahatsızlandım ama ben ayakta geçirdim. Sağlık İl Müdürlüğü Sakarya'daki özel hastanelerdeki protokollerini de iptal etmiş. Sadece COVID hastalarını araştırma hastanesine ya da kendi sağlık kuruluşlarına alıyor. Yani özel hastanelerde kabul edemiyorlar. Kabul edemiyorlardan kastım, COVID hastalarını tek yönlendirilen yer resmi hastaneler. Buralardan da yardım alamıyorsunuz. Hastanelerin durumu da belli. Personel gerçekten bir buçuk yıldır bu mücadeleden yorulmuş, bıkmış, bunalmış durumda. Ben gerçi bu hastalık artık bir iniş seyrine geçti ama doğru ve da iyi organize olamadığımızı düşünüyorum. Genel manada hükümetin pandemiyle mücadelesini diyorsun değil mi abi? Yani genel yani manada... Kapanma, tam kapanma, işte lokantayı kapat, marketi aç, onu kapat. Yani aç. Şimdi gerçekten trajikomik şeyler yaşanıyor. Yani bazı şeyler işte görüyorsunuz, en son maçlarda bile işte Sakaryaspor maçına burada 250 kişi var, 300 kişi var diye hakem maçı başlatmazken işte şampiyon olan takımların kutlamalarını gördük. Yani bir standart yok. Yani en son bu Kocaeli Spor'la Trabzon'un hekim oğlunun maçında statta, ufacık statta 3000 seyirci vardı. Yani yerel siyasetçiler, şunlar bunlar devreye girerek bu devletin uygulamaya çalıştığı bu süreci maalesef deliyorlar. Şimdi markete girmek serbest, pazara girmek yasak. Yani gelin bunu anlatın vatandaşa, nasıl anlatacaksınız? Yani biz en son şunu ben de acizane teklif ettim. Dedim ki hiç olmazsa evlere paket servis yapılabiliyor restoranlarda. Bırakın seyyar meyve satıcıları, eski o bizim bildiğimiz işte eskiden el arabasıylaydılar, şimdi hepsinin kamyonetleri var. Bırakın onlar sokak aralarında gezsin. Marketlere insanları yığmayın. Yani gezsin, insan evinden çıksın balkonundan 2 kilo patatesini alabilsin seyyar satıcıdan. Yani bunlar yasaklanıyor. Efendime söyleyeyim, birçok şey serbest bırakılıyor. Yani bir standart düşünülerek, belki iyi niyetle ama artısı eksisi düşünülmeden gerçekten bir takım tedbirler alındı ama inşallah bunun da, umarım ki bu pandeminin de sonuna doğru geliyoruz. Ama şu, acaba doğru uygulamalar yapılsaydı bu kadar çok insanımız hasta olur muydu? Bu kadar çok insan ölür müydü? Bu soruyu da kendimize soralım. Abi seni tanıyan tanıyor, bilen biliyor ama böyle programlarda da adettendir. Kısaca evet. Bir özgeçmiş alabilir miyiz? Evet. Bir şahit tanış. Ben, nasıl bir ailede yetişmiş? Evet. Adapazarı'nda doğdum. Sakarya Üniversitesi'nde inşaat mühendisi oldum. Tamamen eğitim hayatım Sakarya'da geçti. Bir Nalbant ailenin torunuyum. Yani dedem, babam, onun babası, hepsinin ana mesleği Nalbantlık.
Bir Bulgaristan göçmeniyiz. Yani Balkan Harbi'nde Sakarya'ya göçmüşüz ama bu yaklaşık bir 100 yılı bulan bir süreç. İş yerimiz aynı yerde, aşağı yukarı 100 yıldır aynı yerde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben iş yerinde 3. kuşağım. İşte 4. kuşak, benim oğlum da, yeğenim de, onlar da artık iş yerindeler. Kızım da birlikteyiz. Dolayısıyla bir dededen, büyük dededen, dedeye, dededen babala, babadan oğula bir süreç iş yerinde devam ettiriyoruz. Bu şu anlamda önemli. Türkiye'de ya da bunu birçok büyük ülkede, eski ülkelerde görürüz. 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıllık firmalar. Türkiye'de maalesef 3. kuşağı, hani 2. kuşağı belki ama 3. kuşağı devredilebilen iş yerimiz, markalarımız, isimlerimiz çok çok az. Bu biz belki bir eksik bir iş yapıyoruz. Yani Türkiye, Türk milleti olarak kendi çocuklarımıza yaptığımız işi sevdiremiyoruz. Yani onları iş yerimizden uzak tutuyoruz, aman zorluk çekmesin diyoruz. Halbuki onları kendi iş yerimizde çalıştırsak, tabii belirli bir disiplin içerisinde, o işi sevdirsek belki biz bıraktığımızda aynı işi daha geliştirerek bizden sonraki nesillerde sürdürebilir. Biz elhamdülillah bunu başarmış bir aileyiz. Babam rahmetli Sakarya siyasetinde çok önemli bir insandı. Milli Nizam Partisi'nin kurucusu, il başkanı, Milli Selamet Partisi'nin kurucusu, il başkanı, daha sonraki partilerin hepsinin kurucusu, il müfettişi, il başkanlıkları yaptı. Dolayısıyla rahmetli Erbakan Hoca Sakarya'ya geldiğinde bizim evimizde konuk olurdu. Yani Sakarya siyasetinde milli görüş geleneğinden ya da şu anda işte AK Parti'de de siyaset yapan birçok arkadaşımızın da üzerinde babamın hakkı ve emeği vardır. Dolayısıyla belki biraz sonra soracaksınız, abi sen çok muhalifsin falan diye. Bu benim yapmış olduğum muhalefete babamın hatırına belki ses çıkarmıyorlar. Yani başka biri olsa daha belki üzerler. Ama sağ olsunlar bizi de bildikleri için. Çünkü yapmış olduğumuz şeyde biz kimseyi tahkir etmek, aşağılamak, küçük görmek değil. Görmüş olduğumuz yanlışları söylemeye çalışıyoruz. Siyasetten geçmişte bu işte Refah Partisi'nde, Fazilet Partisi'nde il başkan yardımcılıkları yaptım. İl genel meclis üyeliği, il vali vekilliği mecliste yaptım. Yani Sakarya siyasetini iyi bilirim. Bizi de bu anlamda bilenler bilir. Bir yere yani çok talip olmaya çalışmadık. Niyetim de yoktu çünkü kendi işime yoğunlaşmak istedim. Çünkü biz şunun yani babamdan da gördüğüm, almış olduğumuz eğitim şu. Bir iş yaptığınızda, bir yanlış yaptığınızda kendi işinizde bunu zararını siz çekersiniz. Ama toplumsal bir görev aldığınızda yapmış olduğunuz zararda bunun zararını toplum çeker. Kimi bulup da ben onlardan tek tek helallik alacağım? Bunun hesabını veremem korkusuyla doğrusu böyle aktif ya da aktif siyaset demeyeyim de yani profesyonel siyaset anlamında uzak durmaya çalıştım. İnşallah bundan sonra da dururum. Öyle ümit ediyorum. Şartlar çok zorlarsa bir şey demem ama amacım artık zaten 60 yaşını da devirdik. Bundan sonra bu işin dışında kalmak. Az önce özgeçmişte bahsettin abi. Tanış ticaret, biraz daha derin bilgi alırsak, ne zaman kuruldu? Nalbantlık'ta başladı, sonra nasıl evrim geçirdi? Siz ne zaman ticarete başladınız? Şimdi aşağı yukarı benim de 50 yıllık devirmiş bir ticaret hayatım var. Babam halen bulunduğumuz iş yerinde dedemin de birlikte nalbantmış. Ben nalbantlık bölümüne yetişmedim ama nal imalatı bölümüne yetiştim. Ben ilkokula giderken bizim evin arkasında imalathanemiz vardı. Orada nal, affedersiniz, öküz nalı kesiyorduk. Onları işte delip, sandıklayıp çevre illere, Toptan ve Paragende nal imalatımız vardı.
Nal saçtan kesilen bir şey. Nal kesmek için saç alınca babam saçla tanışmış. Bunun devamında soba saçı, işte oluklu saç filan derken yavaş yavaş inşaat malzemesine evrilmeye çalıştı. Çünkü işte nal işi bittikçe, çünkü o sektör kaybolunca yavaş yavaş inşaat malzemesine döndük. Daha sonra biz babamızdan devraldıktan sonra bunu da daha geliştirip izolasyon malzemelerine yöneldik. Şimdi işte oğlum yanımda, o da inşaat mühendisi. O da bir şeyler katıyor. Yani hem sektöre, çünkü şöyle, her işte olduğu gibi bulunduğunuz yerde sayarsanız gerilersiniz. Hem gelişmeleri takip etmek hem de sonuca yönelik, yani çözüme yönelik mallar satmak zorundasınız. Elhamdülillah sektörün en eskisiyiz. Şöyle de bunun bir sorumluluğu var. Bizim iş yerimize gelen 10 tane müşterinin ya da gelen kişinin 7 tanesi sormak için gelir. Çünkü vatandaşın bir sorunu vardır. Çatısında vardır, temelinde vardır, cephesinde vardır. Bir sorunu vardır. Bununla ilgili kendi meslektaşlarımıza da gittiklerinde genellikle verdikleri cevap şudur. Ya bu işin en iyi tanış bilir. Şimdi ben mühendisim. 50 senedir ticaretin içindeyim. Oğlum öyle, yeğenim inşaat teknikeri. Dolayısıyla biz mal satmaktan ziyade vatandaşın derdini dinleyip senin probleminin çözümü şudur diye yönlendirme yapıyoruz. Şimdi zaman zaman dostlarım, arkadaşlarım bana kızıyorlar. Ya niye sen hala iş yerindesin, biraz geri çekil filan. Tamam, ben geri çekilirim ama mesele mal satma değil. İnsanların derdini dinleyip onlara çözüm üretmeyse bu bilgi, tecrübe gerektiriyor. Benim oraya koyacağım herhangi bir elemanın buna cevap vermesi mümkün değil. Yani onu da yetiştirmek, öyle bir elemanı da yetiştirmek bir süre oluyor. İşte yavaş yavaş belki işte oğlum Burak, o da yanımızda dediğim gibi, o yetişiyor. Yeğenim Fatih, o yetişiyor. Yavaş yavaş, çünkü mesele sadece satmak değil. Ben şuna inanıyorum. Her şeyin bir zekatı var. Malın da var ama bilginin de var. Yani ben öğrendiklerimi kendime saklarsam bunun hesabını bana Allah soracak. Yani bu öğrendiğim şeyden, bildiğim şeyden başka insanlara da bunları anlatmam lazım. Yani bu bir tecrübe paylaşmam lazım. Aksi takdirde bunun da bir vebali olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yaptığımız iş o anlamda zihinsel olarak yorucu ama sorunları çözdükten sonra çok da keyifli. Bir beğendiğim bir Yahudi atasözü var. Diyor ki, kar devamdadır. Yani siz bir müşteriyi bir mal satarsınız, kar edersiniz. Ama o müşteri tekrar tekrar geliyorsa kârdasınız. Yani sizin müşteriyi memnun etmek, onu, yani affedersiniz, kazıklamamak, onun problemini doğru çözmek, doğru yönlendirme yaparsanız o müşteri sizden memnun oluyor, bir daha geliyor, bir daha geliyor. Biz de buna talibiz zaten. İnşaat sektörü ekonominin de lokomotif sektörlerinden. Siz de işte inşaat malzemeleri satıyorsunuz. Ne durumda şu an sektör? Daralma var mı? Sektör, Sakarya konuta doydu mu? Sektör şöyle çok felaket durumda. Son yıllarda inşaat malzemeleri ithal ağırlıklı ürünlere döndü. Ya da yerli üretilen ürünler de bu serbest ticaret yahut işte dışa açılım filan gibi gerekçelerle dünya fiyatlarıyla eşdeğer hale geldi. Dolayısıyla dövizdeki en ufak bir artış hemen ürünlere yansıyor. Ya da dünyada işte, yani şu anda biz alüminyum satıyoruz. Alüminyumun fiyatını müşteriye verebilmek için Londra borsasına giriyoruz. Londra borsasındaki külçe alüminyum fiyatına bakıyoruz. Üzerine eleme denilen bir işleme bedeli var. Onu ilave ederek fiyat veriyoruz. Yani bir
tamamen işte rüzgardaki bir yaprak gibi devamlı işte döviz oynadıkça ya da borsada ürünler değiştikçe günlük fiyatlar çok değişken hale geldi. Bu da gerçekten hem esnafı hem de malı alacak müşteriyi yoruyor. Yani şöyle örnek vereyim size. Bundan 6 ay önce PVC ya da plastik diyeceğimiz ürünlerde kullanılan ham maddenin fiyatı 900 dolar idi ton fiyatı. Şu anda 2700 dolar. 3 katı. Şimdi 3 katı bir de dolar bazında. Bir de dolar da artmış. Siz şeyi düşünün. Yahut bu ahşap ürünleri dediğimiz işte OSB diye bizim kontrapiler benzer çatılarda kullanılan bir ürün var. Bunun fiyatı 195 euro idi metrekübü. Bugün 520 euroya çıktı. Bir de euro çıktı. Yani bunun ne bu fiyatı takip edebiliyoruz, ne sattığımız malı yerine koyabiliyoruz. Çünkü bu fiyatlar normal bir artış değil. Bu sadece Türkiye kaynaklı da değil. Yani dünyada bu pandemi yüzünden bir takım fabrikalar üretimlerine ara verdi. Ya da işte Türkiye'de de Sakarya'da da gözüken insanlar bu pandemiden evlerinde çok kapalı kaldı, sıkıldılar. Farkındaysanız burada da işte bir baraka, konteyner tarzı şeyler çok. Sapanca Gölü'nün kenarında, işte dağlarda, ormanlarda bu tür bir takım şeyler yapılmaya başlandı. Bungalow, bu da, bungalow. Evet, tarzı. Bungalow falan diyorlar şimdi onlara. Bu tür imalatlar başladı. Bu da inşaatın ki bunlar geçici netice itibariyle. Yani 1-2 yıl sürecek olan bir rüzgar. Ama bu rüzgar bazı ürünlerdeki fiyatları patlattı. İnşallah mümkün olduğu kadar yerine gelir. Yani biz fiyat artışından şikayetçiyiz ama en fazla şikayet ettiğimiz şey şu, fiyatın bir yerde sabit kalmaması. Yani yükselecekse yükselsin de bir yerde dursun. Biz de bu malı kaça alacağımızı, kaça satacağımızı bilelim. Şimdi ne aldığımız fiyat belli, ne sattığımız fiyat belli. Gerçekten hem müşteriyi yoruyor bu, hem bizi yoruyor. Bir ara Sakarya'da çok fazla inşaat yapıldı, çok fazla konut yapıldı. Kenarda az biraz parası olan herkes müteahhitliğe soyundu. Evet. Ve bu müteahhitlerin birçoğu da iflas etti, battı. Evet. Neden böyle oldu? Şimdi şöyle, geçen bir yazı okudum. İşte bir Yahudi ile bir Türk'ün iş yapma şekli karşılaştırılmış. Şimdi diyor ki, bir Yahudi diyor 100 liralık sermayesi varsa bununla en fazla 50 lirasıyla iş yapar, 50 lirasını yedek akçe tutar. Bir Türk diyor 100 liralık sermayesi varsa 1000 liralık iş yapmaya kalkar. Bir de mümkünse bunu 2000 liraya çıkarmaya uğraşır. Şimdi gerçekten yani bir berber dükkanı açmak için bir ustalık belgesi isteniyor. Müteahhit olmak için bir şey istenmiyor. Ki biz deprem bölgesiyiz ve köyden kente göçün sürdüğü, hala kentleşmenin tamamlanmadığı bir ülkeyiz. İnşaat önemli bir sektör. Halen yani bu hızı kesilecek herhalde, bir 5-10 sene daha sürer. Yani bu göç olayları tamamlandıktan sonra şehirleşme tamamlanacak. Yani siz düşünün, tahmin ediyorum Paris'te bir senede Paris Belediyesi 100 tane inşaat ruhsatı veriyor mudur? Ama bizim burada Adapazarı Belediyesi bile belki günde ayda 100 tane ruhsat kesiyordu. Yani kentleşme tamamlanmayınca bunlar doğal ama bunların eğil ellerden yapılması çok önemli. Bunun zararını depremde çektik. Görüyoruz. Yani gerçekten bu Türkiye'nin kanayan bir yarası. Biz bu işi disipline edemedik. Hem yetersiz sermayeyle bu insanlar gidiyor. Yani bir arsayı alıyor, kat karşılığı alıyor. Cebinde parası yok, oradan iki tane daire satacak, onunla temelini yapacak. Onu mal sahibi de yapardı. Yani bu konuda ben devletin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu tür inşaat işine girenlerden belirli bir miktar teminat, bu teminat mektubu olur, nakit teminat olur. Bunu bloke etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki oradan inşaat alan, inşaattan ev ya da iş yeri alan insanlar da mağdur olmasın. Gerçekten bu konuda çok mağduriyetler yaşandı ve sistem düzeltilmezse de yaşanacak. Maalesef bu Türkiye'nin kanayan bir yarası.
ticarette olsun, esnaflıkta olsun, işte dürüstlük, ayilik kültürü geçmiş zamanlardan bize miras kalan değerlerdir. Evet. Bu değerler günümüzde de devam ediyor mu, yoksa bir yozlaşma var mı? Şimdi şey var, hani ticarette bizim kullandığımız bir söz vardı, söz senettir diye. Evet. Vallahi şimdi sözün senetliği menetliği kalmadı. Yani gerçekten bu dejenerasyon, ahlaki dejenerasyon sadece ticarette değil. Yani belki, yani gerçekten son yıllarda belki bunun başlangıcını 20 seneye, 30 sene önceye götürebilirsiniz. Türkiye dışa açıldıktan sonra bir tüketim toplumu haline geldik. Yani borçsuz kimse yok. Eskiden insanlar hani bir tabir yerindeyse hani kefen parası falan diye kenarda tuttukları bir yedek akçeleri olurdu, bir şey olurdu. E şimdi herkes, bırakın kefen parasını, herkesin bankaya ya kredi kartı borcu, ya tüketici kredisi, yahut eşinden dostundan aldığı borç. Yani borçla yaşayan bir toplum haline geldik. Bu da ahlaki dejenerasyonu arttırıyor. Çünkü sözünüzde duramayınca yalan söylüyorsunuz. Bu bakıyorum maçlarda, yani o kale arkası en ucuz biletlerin satıldığı yerlerde bir telefonlar çıkıyor. Abicim her birisi markası önemli değil. Görüntülü telefonlar falan, her biri 3-5 bin liralık telefonlar, belki daha yüksek. Gerçekten borçlanarak yaşayan bir toplum olduk. Daha doğrusu işte bu arada da bir sürü dolandırıcı vakaları falan görüyoruz. Kolay para kazanmaya yönelik, çalışmadan para kazanmaya yönelik çok insanlar dolandırılıyor. Niye çalışarak para kazanmaya çalışmıyoruz? Ben şimdi çevremde de görüyorum, hani sosyal hayatta da bilinen bir insan olduğumuz için, ya abi bir yardımcı olsan da şu belediyeye bir girsek, şu devlet dairesine bir girsek. Niye? Yani diyorum ki belediye kardeşim 3000 lira maaş veriyor. Niye ona talipsin? Yok abi, rahat orası. Yani rahat etmek insanların, çalışmadan nasıl rahat edebiliriz? Bunun peşindeler. Yazık gerçekten, bu ahlaki dejenerasyon ticarette var, siyasette var. Yani siyasette görüyorsunuz siyasi liderlerin birbirlerine karşı kullandıkları üslupları. Yahut yolda giderken insanlar birbirine yol vermemek için kavga etmeleri görüyorsunuz. Bir kimse, maalesef bunu genel olarak söylüyorum, hiç kimse hakkına razı değil. Ne ücretlerde razı, ne inşaat yaparken razı, ne bir şey yapar ki, hiç ki herkes hakkının üzerinde bir şey talep ediyor. Kanaatkar olmaktan vazgeçtik. Yani kolay para kazanmanın peşindeyiz. Dolayısıyla bunların getirdiği dejenerasyon normal. İnşallah bir yerden düzelir diye ümit ediyorum. Şeyi hatırlarım. Bundan yıllar önce Erbakan Hoca bize geldiğinde Oğuzhan Asiltürk'le beraber gelmişlerdi. Oğuzhan Bey'le yandaki odada sohbet ediyoruz. Orada da, o dönemde de, belki bu söylediğim 30 yıl önce olan bir şey. İşte gençler filan Oğuzhan Bey'e şikayet ediyorlar. Ya işte şöyle yolsuzluk oluyor, böyle hırsızlık var, şöyle ahlaksızlık var. O zaman bir şey söyledi. Dedi ki, çocuklar dedi, bütün bu yanlışlıklar düzeltilebilir, düzeltilir. Ancak dedi, ne zamanki toplum bu yolsuzluklara, hırsızlıklara, ahlaksızlıklara normal olarak bunları görmeye başlar, eyvah dedi, o zaman işimiz zor. Yani biz bunları ayıplamaya, bunları tenkit etmeye devam edersek bu iş düzelir. Ama aman canım, böyle gelmiş böyle gider dersek, bu hakikaten böyle gider. Bir yerden de düzelemeyiz. Aynı bu ticaretteki çürüme, işte eğitime bakın. Yani sizler de okudunuz ilkokulu, ortaokulu. Yani ben şimdi geriye dönük, ah neydi o günler falan demek istemiyorum ama. Yani bugün çarpım tablosunu bilmeyen lise mezunu çocuklar var. Yazık yani. Bunlar bize hayatta da lazım olan şeyler. Eğitimimiz bozulmuş. Yani bir toplumsal olarak, genel olarak bir seferberliğe haydi yeniden demeye ihtiyacımız var.
Ama bu her şeyde, yani sadece ticarette, eğitimde değil, her şeyimizi bir durup düşünmemiz lazım. Biz ne yapıyoruz diye. Peki abi, yönetimsel anlamda ülkenin ve şehrin gidişatını nasıl görüyorsun? Ya şimdi siyaset gerçekten onun nezaketini kaybetti. Ben yani Erbakan Hoca'dan bahsederken, o dönemde onların siyaset yaptığı Demireli, Türkeş'i, işte Ecevit. Rahmetli Ecevit'i düşünüyorum. Birbirine nezaketle yaklaşan ve bunun yansıması liderler öyle olunca aşağıda il başkanları, il teşkilat başkanları, bunlar da birbirine böyle saygılı olabiliyordu. Ben geçen arkadaşlarla onu konuştum. Yani ne olur Sakarya'daki partilerin il başkanları ayda bir araya gelip çay içseler. Yani çay için, yani bunun şu faydası olur. Hem birbirinizi daha iyi tanırsınız, hem de ille ilgili bir takım sorunlar istişare etme imkanı olur. Belki sizlerin konuşmalarından milletvekillerine, belediye başkanlarına ortak ileteceğiniz değerler olabilir. Ama bunlar bir araya gelmekten korkuyorlar mı? Konuşmaktan mı korkuyorlar? Yoksa hepsi sadece yukarıda söylenen buradaki tekrarını yapan birer kukla haline mi gelmişler? Böyle olur. Emin değilim iş, yani. İşlerine mi geliyor? Yani çünkü öbür türlü bu benim söylediğim bir çay içmek bir sorumluluk da istiyor. Çünkü o çay içerken şehirle ilgili, işte Sakaryaspor'la ilgili atıyorum meseleyi konuşmak, biraz çevreyi dinlemek, ya bu işin çözümü nasıl olmalı istişareyi de yapmaları gerekiyor o toplantılara gelmeden önce. Bunlar mı kaçıyorlar, yoksa sadece onlar da oralara atamayla geliyorlar galiba birçoğu, yani seçilerek, hak ederek de değil. Yani gerçekten bir hani şey demişti bir büyüğüm, dedi ki işte toplumsal yozlaşmayı, ahlaksızlığı, şunu bunu konuşuyoruz. Dedi ki ya bundan 30 sene önce, 20 sene önce neyse, ülkede dedi kaç tane İmam Hatip Okulu vardı? Kaç tane Kur'an kursu vardı? Ya dedi, sonra 30 senede şu kadar Kur'an kursu açıldı, bu kadar İmam Hatip Okulu açıldı, bu kadar cemaatler, kurslar, şunlar bunlar. Peki toplumda bozulma azaldı mı? Azalmadı mı? Arttı. O zaman dedi, bütün bu okulları yapanlar, açanlar, bu kurs sahipleri filan oturup düşünüyorlar mı acaba biz ne yapıyoruz diye. Yani bir durum değerlendirmesi yapıyorlar mı? Bizim buralarda okuttuğumuz, yetiştirdiğimiz bu çocuklar gerçekten öğrettiğimiz gibi mi yaşıyorlar? Yoksa bizden ayrıldıktan sonra başka bir dünyaya mı kapılıyorlar? Gerçekten biz öğrettiğimizi mi zannediyoruz? Yani gerçekten bu eğitim işimiz böyle. Biz bir şey öğrettiğimizi zannediyoruz ama galiba öğretemiyoruz. Yani herhalde bu sosyal medya bizden çok daha fazla şey öğretiyor bu çocuklara, gençlere. Yani bir yerde durmamız lazım ama bilmiyorum nerede duracağız. Peki şehri nasıl görüyorsun abi? Belediyecilik anlamında, yönetimsel anlamında. Ya ben şimdi şöyle, benim yapmış olduğum iş gereği dünyayı gezme imkanım oldu. Yani Avustralya'dan, Afrika'dan, işte Güney Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Vietnam'a, yani aşağı yukarı 50'nin üzerinde ülke gezdim. Ben Paris'e ilk gittiğimde bir şeydi ki, herkes böyle mağazalarda ne satılıyor diye bakarken, benim Paris'te ilk dikkatimi çeken şey yaya kaldırımlarının asfalt, araç yollarının kilitli parke olduğuydu. Yani yaya kaldırımı asfalt olduğu, bir de geceleri belediye ekipleri tazyikli suyla yaya kaldırımlarını bir yıkıyorlar. Sabah insanlar pırıl pırıl, sakat rahat gidiyor, özürlü arabası rahat gidiyor, çocuk arabası rahat gidiyor. Çünkü asfaltı dümdüz, yaya kaldırımı da öyle gidiyor. Yollarda asfalt, kilitli parke, yola yağmur yağdığında parke zaten bir kısmını emiyor. Parke olduğu için arabalar çok süratli gidemiyor. Yani bizde baktım tam tersi, yaya kaldırımları parke, yollar asfalt. Yani bizim maalesef anlayışımızda, şimdi ben mühendisim,
trafikte, şehir içi trafiğinde birinci öncelik yayadır. Şehirler arası trafikte birinci öncelik araçtır. Şimdi biz acaba gerçekten yollarımıza bakalım, sokaklarımıza bakalım. Birinci öncelik yayaya göre mi yapılmış? Yoksa araçlara göre mi yapılmış? Şimdi birinci öncelik yayadır. Şehir içerisindeki ulaşımı temin etmekte birinci öncelik dediğim gibi insandır. Dolayısıyla hiç insani olmayan bir şekilde bu insanları biz minibüslerde taşıyorsak yani yazık yani burası yani şey filan Vietnam'da filan gördüm ben bu şeyleri. Minibüs yani şeyde gördüm. Filipinler'de gördüm. Bizdeki minibüs tarzı araçlarla taşıyorlar. Ama gelişmiş ülkelerde gördüğümde metro ile taşıyorlar. Körüklü otobüslerle taşıyorlar. Yani bu minibüs denilen bir şey yok. Taksi dolmuş denilen bir şey yok. Taksi var ve diğer taşıma var. Bizde çok siyasilerimiz rüzgar yapıyorlar ama ya dünyaya bakmıyorlar ya da bizi hakikaten insan yerine koymuyorlar. Yani bu belki ağır bir ifade olacak ama yani bizi insan yerine koyun arkadaş ya. Yani bu ille hala düşündüğümüz şey bulvarın altına otopark yapalım. Niye yapalım ha kardeşim ya? Aracı olan şehir içerisine girmesin. Çevrede, şehrin içerisinde, çevresinde yapılacak olan büyük otoparklara bıraksın arabasını. Şehre metro ile gelsin. Otobüsle gelsin, yürüyerek gelsin, bisikletle gelsin. Niye biz araçları illa en caddenin, en şehrin merkezine kadar sokmaya çalışıyoruz? Bunlar yanlış. Bence yani ağzımdan ağız bir şey kaçacak. Öngörüsüzlük. Yani dünyayı takip etmemek, insana önem vermemek. Biz doğru yönetilmiyoruz. Daha doğrusu insanı önceleyen, insanın yani ben Engin bu işleri sen de bu işin içerisindesin. Hani pandemiyi bir kenara bırakalım. Bu şehir en son tiyatroya ne zaman geldi? Yani ya düşünebiliyor musunuz? Tiyatrosu olmayan belediyede tiyatro müdürlüğü var ya. Neyin müdürlüğü? Yani bir zaman bir hikaye anlatmışlardı. Hani bir yere bir bekçi koymuşlar da. Bekçi orada görev yaparken demişler ya bu bekçinin işlerini yapacak buna bir tane şef koyalım. Bir şef koymuşlar ya bu şefe bir müdür koyalım. Ondan sonra filan. Ondan sonra tasarruf edelim diye bekçiyi işten çıkarmışlar. Şimdi bunun gibi yani bizim bir gerçekten bir şehir kent orkestramız var. Ya bu kent orkestrası ya burada arkadaşlar değerli müzisyenler var. Ya bu orkestra ya ne olur ayda bir şu bulvarda bir konser versin ya. Eskiden veriyorlardı. Ya. Çok hatırlarım bundan 30 sene önce belediye çay bahçesinde bando ekibi cumartesi günü akşamları konser verirdi. Ya ne olur bir konser verseler? Maaş alıyorlar bunlar. Bütün gün kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yani şehre ne faydaları var? Yani illa onlara biz bir program olsun, bir mehteran takımı giydirelim de. Ya böyle bir şey yok yani. Bunlar 365 gün, o yılın 12 ayı orada her gün gidip müzik yapan. Ama kendileri ne yapıyorlar? Yani bu şehrin ne faydası var? Yani biz gerçekten bir büyükşehir belediyesi düşünün, bir Türk sanat müziği korosu yok. Yani biz bu konuda ben öncülük ettim daha önce. Ben biliyorsunuz Sakarya işte Sait Tanış Kültür Merkezi'nde bir tasavvuf müziği korosu kurdum ya. Yani orada oldu, oluştu, bunlar şehirdeki çeşitli konserler verdiler filan. Ben orada bir Türk sanat müziği korosu kurdum. Yani benim orası 50 metrekare yer. Böyle bir şey olmaz ki. Yani ses tesisatı aldım. Yani sırf gelin onlara burada müziği gerçekten bunu yaptılar ve yapıyorlar. Şu pandemi yüzünden ara verdiler ama. Ama bu benim orada yapabileceğim bir iş değil ki. Yani ben yapmaya gayret ederim ama bu işin yani kültürü olmayan şehir şehir değildir ki. Kasabadır, köydür. Yani şehri şehir yapan kültürdür. Oradaki sanatsal faaliyetlerdir.
Yani bizim tiyatro işte yıkıldı şey Abasıyanık kültür merkezi. Oraya yapılacak da bir şey. Ne oldu? Ortada bir şey yok daha. Bir şey temel atılmadı. Ortada projesi yok. Ama şu var. Yani siz basın olarak bunu takip ediyor musunuz? Talep ediyor musunuz? Ben bu konuda senin bir tane yazını da görmedim. Yani peşine düşmemiz, istememiz lazım. Belki bunların aklına gelmiyordur hakikaten. Yani bizim şehir kültür hayatını, bizim şehir olmamız için ya İstanbul'u İstanbul yapan sadece Boğaz değildir ki. Yani oradaki sosyal yaşamdır, kültürdür, tiyatrolarıdır. Yani eskiden burada Fahri Tuna, Aziz Bey'in döneminde Fahri Tuna kültür müdürüyken sağ olsun İstanbul şehir tiyatrolarını buraya ayda bir oradaki gidip ikili ilişkiler, belki belediye başkanlarının ilişkileri. Belediyenin geliyordu burada tiyatrosu, şehir tiyatroları gelip burada tiyatro oynuyorlardı ayda bir. Ne oldu bunlar kesildi? Yani bu, şimdi bir örnek vereyim. Yani gene belediyeleri eleştiriyor gibi olacak ama gene Barcelona şehrinde bizim Uzun Çarşı'nın düşünün bir onun kadar daha genişliğinde gene konfeksiyon mağazalarını falan bulundu. Trafiğe kapalı bir caddesi var. Bu cadde akşam üstleri, yani diyelim ki saat 4'te 5'te caddenin tam ortasına seyyar satıcılar geliyor. Onları böyle bir çizgiyle çizmişler. Seyyar satıcılar. Ama bunlar ne satıyorlar? Çiçek ve evcil hayvanlar satıyorlar. Kuş, kanarya, kedi, köpek. Sadece envai çeşit çiçekler rengarenk oluyor caddenin ortası. İnsanlar da akşamüstü bir yürüyüşe çıktıklarında o çiçeklerin evcil hayvanların arasından geçiyorlar. Çocuklar, apartmanda büyümüş çocuklar, aa anne bu ne diyor, bak evladım şu papağandır, şu kuştur, şu kedidir. Onları tanıyor. Bu çiçek ne çiçeği, onları görüyor. Yani apartmanda, betonda yaşayan insana doğayla tanıştırıyor. Şimdi bir şeyi duydum, çok güzel bir hizmet. Büyükşehir Belediye'miz bir şey kurmuş. Kent Parkı'nın içerisinde, Orman Parkı'nın içerisinde bir çiçek satış yeri. Ya arkadaş, Allah'ını seversen bu çiçek satış yerinin burada bulvarda olması lazım ya. Kent meydanında bir Çaykur'un satış yerinin ne işi var ki? Çaykur'un olduğu yerde çiçek satılması lazım. Onun yanında birkaç tane daha çiçek satıp diğer özel sektörün de açması lazım. Yani şehri güzelleştirmek lazım. İnsanlar oraya çıktığında bir çiçekle, ya ne kadar güzel olur düşünebiliyor musunuz? Rengarenk çiçeklerle donansa. Ya da bunları seyyar yapın aynı şeydeki gibi. Günün bazı günler gelip orada çiçekçiler tezgah açsınlar. Her gün olmayabilir, her akşam olmayabilir. Yani bu Fas'ta Marrakeş'te bir özgürlük meydanı diye bir meydan var. Devasa bir meydan. Yuvarlak, etrafı yol. Bu meydan akşamları bir panayır yeri ya. Gündüz bomboş. Akşamüstü geliyor oraya maymun oynatıcısından, yılan oynatıcısından, mısır pişireninden, dönercisinden. Orası aynı akşamüstü birden bunlara açılıyor. İnsanlar evlerinden çıkıyorlar, orada eğleniyorlar, aparatı bir şeyler yiyorlar. Gece 12'de herkes pılını pırtını topluyor. Belediye bir süpürüyor. Gündüz meydan, akşamları şehrin eğlence merkezi. Ya bunu Fas yapmış ya. Yani biz niye beceremiyoruz bunları? Yani bu tür meydan demek, yani şimdi ben daha önce belediyede bu meydanla ilgili birkaç toplantıya katıldım. Ya meydanlar durup dururken oluşmaz. Bizim burası meydan değil, boşluk. Çünkü Avrupa'da meydanlara baktığımızda genellikle pazar yerleri, alışveriş yerleri, etrafı meydanların, yani İngiltere'de de bakın, İtalya'da da bakın, meydanın etrafı dükkanlarla çevrilir, ortası büyüktür, agora meydanı falan derler onlara. Ortası boşluktur. Hatta bunun benzerleri bizim işte Diyarbakır'da falan var.
bedestan filan diyorlar, sur içeğinde. Yani etrafı kapalı, ortası meydan. Ama özelliği etrafının iş yerleriyle çevrili olmasıdır. Bizim şimdi kent meydanının etrafında iş yeri mi var Allah aşkına ya? Yollar var. O zaman burasını farklı bir şekilde değerlendirme, renklendirmemiz lazım. Ya işte Barcelona'nın örneğinde olduğu gibi çiçeklerle, hayvanlarla. Onlar onu becermiş, biz belki daha farklısını yaparız. Ya da Fas'taki gibi akşamları, yani o Fas'taki örnek o kadar şöyle çarpıcı ki Engin. Yerel müzik grupları geliyor orada müzik yapıyorlar. Ya bizde konservatuar var. Bu zaman zaman şarkı caddesinde görüyorum. 3-5 kuruş bağış almak için. Ya bırakın onlar çıkıp orada müzik yapsınlar. Akşam deyin ki arkadaşlar ya 7 ile 12 arası sizin. Ama belirli bir kural çerçevesinde etrafı rahatsız etmeden falan. Yani bunlar renklendirilebilir. Bu yani siz de biz de eskiden hatırlarsan biz bulvara gençliğimizde bundan 30-40 sene önce bulvarda bir yürüyüş yapılıyordu. İnsanlar orada bir sosyalleşiyordu filan. Şimdi ne yürüyüş yapacak yol bıraktılar, onu da kargacık burjuvazilik yaptılar. O eski düz hali gitti. Ne de insanların akşamları, yani insanları niye kahveye mahkum ediyoruz? Niye ya da bilgisayara, cep telefonuna mahkum ediyoruz da? Daha görsel, daha canlı, daha insani bir takım organizasyonlar yapmıyoruz. Bilmiyorum yani şehrin sosyal hayatı Sakaryaspor değil arkadaş. Yani şu Sakaryaspor harcanan paranın 5'te 1'ini söylediğim faaliyetler harcansa çok daha bu şehirdeki insanlar hem de daha, çünkü bu şehir aynı zamanda 100 bin üzerinde öğrencisi olan bir şehir. Biz hep ben şunu söylüyorum. Şimdi bir üniversite, şimdi konudan konuya da atlıyoruz. Şehrimizde ciddi bir üniversite potansiyeli var, öğrenci var. Peki üniversite yapmak sadece bina yapmak mıdır arkadaşlar? Bu çocukların, buraya gelen gençlerin üniversite dışında sosyal faaliyetlerini sürdürecekleri, vakit geçirecekleri parklar, bahçeler, spor alanları olmadan bina yapmak değildir ki üniversite. Yani duyuyorum işte Yenikent'teki filanca binayı eski iş yerlerine üniversiteye tahsis ettik. Ne olmuş? Yani üniversite mi oldu şimdi? Bir bina yapınca. Yani üniversite demek okul okumak değildir ki. Üniversite bir dünyaya bakış kazandırır üniversite. Kazandırıyorsa üniversitedir. Kazandırmıyorsa liseden bir farkı yoktur zaten. Yani bir şey yapıyoruz ama gerçekten enini boyunu düşünmeden. Ama inşallah düşünen insanlar çıkar. İnşallah. Abi seni şehirde böyle biraz muhalif kişilik olarak biliyor herkes. Öyle tanıyorlar. Hep böyle miydi? Sonradan hep, mı böyle? Hep böyleydim. Ben mesela partide yönetim kurulunda, icra kurulunda 10 kişilik falan yönetim kurulu toplanır. Bir konu konuşulur. Bir konu üzerinde fikir birliği sağlanıyorsa hemen ben itiraz ediyordum. İtirazım şu. Belki o 9 kişinin katıldığı fikirdeyim ben de. Ama şuna itiraz ediyorum. Bir başka pencereden de bakalım. Evet, bu konu hakkında böyle karar vermek lazım. Ama olayın bir de şu yönünü de düşünelim. Gene öyle karar verelim. Yani ben bir başka pencereden de bakmanın doğru olduğuna inanıyorum. Şeyim o, herkesin gördüğü, baktığı yerden değil. Bir de şimdi arkadaşlar, şimdi özellikle iktidardaki arkadaşlar bana kızıyorlar. Ya sen eleştiriyorsun diye. Ya arkadaş, sizi alkışlayan çok. Ama eleştiren yok. Bırakın birileri de bu görevi yapsın. Şimdi hani bir şey var ya, Hazreti Ömer'e falan söylenir bu. Birini görevlendirmiş. Demiş ki senin görevin her gün ölüm var ya Ömer demek. Bir gün demiş ki tamam senin görevin bitti. Niye demiş? Artık sakalım ak düştü demiş. Yani o yüz sakalındaki ak bana ölümü hatırlatıyor. Yani birilerinin de itiraz etmesi lazım. Çünkü gerçekten yani itiraz etmek
Çok güzel bir şey. Yani ben gençler zaman zaman üniversite gençleri bizim kültür merkezinde toplanıyor. Onlara hep tavsiyem şu. Çocuklar itiraz edin. Niye edelim? Her şeyi edin. Yani saçma da olsa itiraz edin. O zaman sizi doğruya ikna etsinler. Yani bir başka pencereden bakmayı öğrenin. Yoksa evet ben de katılıyorum. Bu en kolay o. Çünkü bu o zaman düşünmeye gerek kalmıyor. Senin yerine başkaları düşünmüş oluyor. Sen düşün, yanlış bir karar ver, o kararını savun, doğru olan seni ikna etsin. Ya da hakikaten seninki doğru olabilir çünkü. Şimdi ben şeyi dinlemiştim. Abdullah Gül büyükle bundan yıllar önce Sakarya Üniversitesi'nde hocamdı benim. Sonradan siyasete girdi. Bir gün Karapürçek'te işte bir alabalık tesislerinde karşılaştık. Orada dedim ki ya hocam sen siyasete karşıydın. Hep bizi de o günkü refahçıları falan eleştirirdiniz. Ne oldu siyasete girdin birden filan. O dedi ki ya Şadi dedi beni bilirsin. Ben de başkanlık divanında dedi bir konu konuşulur. O konuda dedi ben en aykırı fikirleri ben söylerim dedi. Hoca dedi bunu kabul etmez. Erbakan Hoca kabul etmez. Ama dedi bir başka kararında dedi benim o gün itiraz ettiğim konuda içlerinden doğrularını ayıklar. Bir başka kararında benim o günkü itirazımın izlerini görürüm dedi. Şimdi siz hakikaten itiraz ettiğinizde karşınızdakini ikna edemeyebilirsiniz. Doğru bildiğiniz şeyi savunurken de ikna edemeyebilirsiniz. Ama o karşınızdakinde iz bırakır. Muhtemeldir ki başka kararlarında sizin o itirazlarınızın faydası olur. Dolayısıyla itiraz etmekten vazgeçmemek lazım. Çünkü ben itiraz etmenin özgürlük olduğunu düşünüyorum. Bu itirazlarını, bu muhalif görüşlerini zaman zaman gazetelerde de yazdın abi sen. Yeni Sakarya Gazetesi'nde, bizim Sakarya Gazetesi'nde uzun yıllar. Evet. Bu görüşler, bu muhalif görüşler hiç başı yaşı açtı mı? Ya şimdi... Ticaret de yapan bir insansın. Şimdi ben... size Allah kolaylık versin Engin. Yani sen aynı zamanda köşede yazıyorsun. Zaman zaman bakıyorum böyle eleştirel yazı yazdığında hemen sana da böyle hücumlar oluyor. Ama Allah'tan senin dükkanın yok yani. Şimdi... Gazetede Yeni Sakarya Gazetesi'nde yazıyorum. Yazarken bir konuda, bir uygulamada belediyeyi eleştirdim. Belediyenin bir uygulamasını eleştirdim. Hangi belediye? Adapazarı Belediyesi o zaman. Süleyman Başkan'ın döneminde. Gazete çıktı, sabah çıkıyor. Saat 10'da iş yerime zabıtalar geldi. Dediler ki beyefendi bu iş yerinin ruhsatı var mı? Vardı dedemden kalma işte 100 yıllık ruhsatı çıkardım. Dediler ki bu olmaz. Bu belediyeden alması lazım. Bu senin aldığın belediye değil. Bu Osmanlı'dan kalma ruhsat. Bu geçerli değil dediler. Neyse aradım belediye başkan yardımcısını. Dedim ya bu nedir bu ruhsat kontrolü? Ya rutin kontrol dedi. Ya rutin ama dedim. Yani bir tek bana geldiler. Benden sonra da devam etmiyorlar. Benden önce de gitmediler filan. Ya öyle mi olmuş filan dedi. Neyse zabıtalar gitti, ben ruhsatı çıkardım, yeni ruhsatı. Gene bir yazı yazdım, gene o sabah 9.30'da damladılar. Beyefendi dediler, ruhsat. Çıkardım ruhsatı. Yangın tüpü dediler, yangın tüpünü çıkardım. Yangın tüpünün faturası dediler. Ya sana ne dedim kardeşim, sen maliyeci misin, sen tüp mü, tüp işte. Filan, neyse gene gittiler. Sonra bir başka... Yazından gene sabah 9'da geldiler bu sefer. Dediler ki tabii tüp müp onlar tamam. Dediler ki ya bu sen iş yeri tabelanın vergisini ödedin mi? Dedim ya bu büyük şehrin sınırlarında sizi ilgilendirmiyor. Bu sefer ara sokağa girdiler. Oradan bir tabelamı görmüşler. Ya bunun vergisini ödedin mi filan. Yani şunu söylemek istiyorum. Eleştiriye tahammül sıkıntımız var. Yani muhtemelen onların zabıtaların gelmesinden belediye başkanının haberi yoktur. Ama durumdan vazife çıkaran, başkana yağcılık yapmak isteyen, vay başkanım bak işte senin hakkında yazan falan. Çünkü
Belediye başkanı, o günkü belediye başkanı benim dostum. Muhtemelen ona sorsalar o göndermez. Tahmin ediyorum. Ama başkana yalakalık yapmak isteyen o günkü zabıta amiri, müdürü kimse onlar bu tür işlere giriyorlar. Ama yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir de şu hale geldik. Şimdi bizim adımız çıkmış 9'a inmez 8'e ya. Yani biz ne söylesek ya zaten her şeye karşı. Söylediğimiz söze değil, niyeyi eleştirdiğimize değil. Ya şahidi söylese zaten o karşı olduğundan söylüyordur falan diye böyle bir damga da yiyorsunuz. Söylediğiniz sözün de büyük mü kalmıyor? Gerçekten iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? Yani ben gerçekten mesela o kent meydanında kabak yerine bir çiçekçi dükkanının olmasını arzu ederim yani kabağın değil. Çünkü kabak netice itibariyle belediyenin ürünü değil. Bir özel sektör orada kabak satıyor. Yani bir orada kent meydanının kenarında bir çay fabrikası mal satıyor. Bana ne onlardan? Yani o çaylar bütün marketlerin hepsinde var. Marketle mi rekabet edeceğiz? Yani gerek mi var? Hani yoktur Sakarya'da da. Yani atıyorum işte diyelim ki Torku'nun yoktur burada da. Hani Torku'nun ürünleri o bile özel sektör. Yani para kazanıyor. Ben niye şehrin meydanını onlara kullandırayım ki? Tutsun oradan çevreden bir dükkan orada satsın. Yani ticaret serbest. Çünkü haksız rekabet oluyor. Yani o ürünleri satan diğer marketlere, bakkallara haksız rekabet oluyor. Dolayısıyla ben bu tür şeylerde yerel ürünlerin desteklenebileceğini ama bunun da bir sınırı var. Daha çok estetik katacak ürünlerin şehir meydanlarına çıkması lazım. Abi programımızın sonuna geldik. Son olarak az önce bahsettik. AFA Kültür Merkezi yıkıldı. Yerine bir yenisi yapılmadı. Senin kurmuş olduğun bir merkez var. Sait Tanış Kültür Merkezi. Evet. İnsanlar burada oturuyor, sosyalleşiyor. İstişareler yapılıyor, muhabbetler yapılıyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu merkezin kuruluş hikayesini dinlemek istiyorum senden bir de. Ya bu da gerçekten hani Aziz Nesin'in hikayeleri vardır. Ona da benzer bir hikaye. Şimdi burası bize babamdan miras kaldığında depremde bu binanın bir kısmı yıkıldı. Binanın bir kısmı yıkıldığında bir 4-5 yıl öyle kaldı. Sonra burasını restore etmeye karar verdik. Bir mimar hanımefendi geldi. İşte o projesini çizdi. Biz de Anıtlar Kurulu'na başvurduk. Anıtlar Kurulu'ndan geldiler. Projeyi incelediler, binayı incelediler. Ve dediler yapabilirsiniz. Bu konuda da biz TOKİ'ye ve Kültür Bakanlığı'na başvurduk. Başvurmamız şu, TOKİ kredi veriyor bu tür restorasyon yapılacak binalara ilişkin. TOKİ'den şey çıktı, kredi çıktı. Yani işte keşif bedeli %70'i kadar bir tutarında bir kredi çıktı. TOKİ bir BES pankart hazırlamış, onu getirdiler. Dediler bu binayı alsalım, yani onlar da reklamını yapacak haklı olarak. İşte bu binanın restorasyonu TOKİ tarafından kredilendirilmiştir filan diye bir tabela. BES pankart. Gelen arkadaş dedi ki tamam bunu Anıtlar Kurulu'nun denetiminde yapıyorsunuz, restore ediyorsunuz. Biz de kredilendirdik ama bunu bağlı bulunduğu belediyeye de bir bilgilendirin dedi. Ben de belediyeye gittim. O gün Adapazarı Belediyesi. Gittim dedim ki böyle böyle anıtların denetiminde bir binayı restore edeceğiz. Bunu restore etmek istiyorum. Dediler ki edemezsin. Niye dedim edemem? Dediler ki bu bina depremde ağır hasarlı gözüküyor. Ağır hasarlı binalar onarılamaz. Peki yıkayım dedim. Olmaz, yıkamazsın dediler. Bina tarihi eser. Dedim ne olacak şimdi? Yaparım. Ne yapabiliyorum, ne yıkabiliyorum? Dediler biz bunu bir bayındırlığa soralım. Ağır hasarlı binalar onarılır mı, onarılamaz mı? Onlara sordular. Onlar da dediler vallahi biz bunun kararını veremeyiz. Bunu bir bakanlığa soralım. Onlar da bakanlığa yazdılar. Bakanlıktan mealen bir cevap geldi. O da şu. Yani bunun muhatabı Anıtlar Kurulu'dur. Onlar yapılır diyorsa yapılır. Bize neye soruyorsunuz diye. Belediyeye yazı geldi. Tabii bu süreç 3-4 ay sürüyor. Burası orası Ankara'ya, Ankara'dan buraya.
Biz bekliyoruz bu arada tabii inşaatı başlayamadık. De geldi yazı. Dedim tamam mı? Dediler olmaz. Niye? Bu arasarlı binayı Anıtlar Kurulu acaba bile bile mi onayladı? Yoksa bunu onlar hafif hasarlı mı zannediyor? Ya arkadaş dedim bak buraya geldiler, incelediler. Yok bunu Anıtlar Kurulu'na sormamız lazım. Bir yazı yazdılar. Anıtlar Kurulu'da zaten kurul ayda bir toplanıyor. İşte Bursa filan. Oradan iki ay sonra gelen cevap mealen şu, kör müyüz? Gelip baktık, ona göre onayladık. Tamam dedim başlayalım. Dediler olmaz. Niye? Bunu bir büyükşehire bir sormamız lazım. Sorun. Yok öyle yazıyla soruluyormuş. Yani hemen aç telefonla sor diyorum. Öyle rol olmuyormuş devlette işler. Büyükşehir'e sordular. Oradan da yaklaşık bir ay sonra cevap geldi. İmar yetkisi sizde. Bize neye soruyorsunuz? Yaptırın. Derken bana başbakanlıktan bir koli geldi. Milli Selamet Partisi döneminde babam Sakarya İl Başkanı iken Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da o gün İstanbul İl Başkanı. Oradan da tanışıyorlar. Başbakanlıktan yılbaşı üzeri bir koli geldi. Dedim herhalde başbakanlık işte ajanda, takvim falan bir şey hediye. Gönderdiler hediye. Güzel açtım koliyi bir böyle itinayla. Koliden başbakanlık toplu konut idaresinden geliyor. İçinde bir yazı. Size tahsis ettiğimiz krediyi bir yıl içerisinde kullanmadığınız için krediniz iptal edilmiştir. Alın projelerinizi geriye. Aldık projelerimizi. Dedik belediyeye tamam başlayalım mı? Dediler olmaz. Niye? Bunun kenarında bir yol terki var. Yapalım. Yapamazsın. Anıtlar Kurulu'na sormamız lazım. Anıtlar Kurulu'na yazı yazıldı. Oradan iki ay sonra geldi cevap. Yapın. Tamam yaptık. Tabii orada haritacıya veriyorsun. Bir ayda o sürüyor. Haritacıdan geldi. Tamam mı başlayalım dediler olmaz. Niye? Zemin etüdü yapman lazım. Ya arkadaş bu bina eski bina. Restore ediyoruz biz. Zemin etüdüne ihtiyaç var mı? Ya var. Zemin etüdü. Çünkü şu var. Yani zemin kötü çıksa benim binayı yakma yıkıp da yenisini yapma şansım yok. Tarihi eser. İyi çıksa ne olur? Kötü çıksa ne olur? Zaten bina iki katlı bina. Yok. Yasa gereği yapmak gerekiyor. Yaptırdık. Tamam mı dedim dediler olmaz. Projenin Adasu tarafından onaylanması lazım. Ya bu yeni su tesisatı yapmıyoruz eski bina. Kanala da bağlı değil. Fosseptik çukuru var. Neyin Adasu'su? Yok öyle. Adasu'ya gitti projeler oradan çıkmıyor. Gittim. Dedim neye çıkmıyor? Dediler ruhsat harcı. Dedim vermem ruhsat harcı. Çünkü tarih eser binaların restorasyonu her türlü vergi ve harçtan muaf. İmzalamayız dediler. Bu sefer hukuk işleri, o günkü avukatları onların, onlara çıktım. Dedim ki niye imzalanmıyor? Abi bir harç. Dedim ya vermem. Ya işte iş olmazsa şu kadar ver. Ya onu da vermem. Alamazsınız yani iş inada bindi. Neyse zorla morla bizim baskımızı imzaladılar. Geldi belediyeye. Belediye dedim tamam bak o da oldu başlayalım artık. O dedi, dediler ki ruhsat harcı vereceğim. Dedim vermem ruhsat harcı. Alamazsınız yasa gereği. Ya biz bundan öncekilerden aldık. Ya olabilir vatandaşı bilmiyor. Onun zaafından istifade etmiş olabilirsiniz. Alamazsınız. Orada mücadele falan o imzalamam, bu imzalamam. O gün de eski imar müdürü Faruk diye bir arkadaşımız vardı. Bu Yamanların, yani Ünal Ozan'ın imar müdürüydü o arkadaş. O da rahmetli oldu. O dedi ki getirin ben imzalayacağım. O imzaladı. Biz binayı 6 ayda restore ettik, bitirdik. 6 ay sonra çocuklar çağırdılar beni. Dediler abi arkaya gel kültür merkezine. Gittim baktım kapıya Adapazarı Belediyesi. Şöyle kocaman saklıyor mu kağıdı? Şöyle sarı bir kağıt A4 tebaatında yapıştırmışlar. Yazı aynen şöyle. İşte şu numaralı kanun, şu ne oldu bendine göre ağır hasarlı olan bu binada oturmak tehlikeli ve yasaktır. Şimdi söktüm o yazıyı, gittim belediyeye. Dedim ki bu ne? Ya bu binanın beni 1,5 yıl uğraştırdınız inşaata başlatmadan önce. Ben 6 ayda bitirdim. Bina 100 metrekareden küçük olduğu için yapı denetimine tabi değil, belediyenin teknik elemanlarınca denetlenmesi gerekiyor.
İnşaat safhasındayken bir kere gelmediniz, bir kere görevinizi ihmal ettiniz. Gelmediğiniz gibi inşaatı bitmiş, pırıl pırıl olmuş bu binaya görevli gelen arkadaş hiç binaya da kafasını kaldırıp bakmadan ağır hasarlı kağıdı yapıştırıyor. Bu ne dedim? Ya işte biz sana ruhsat verdiğimizi unutmuşuz, işlememişiz. Ya kusura bakma filan dediler. Yani ama onlara da şu örneği verdim. O günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir broşür bastırmış, o elime geçti. Kocaeli bölgesinde biliyorsun Kocaeli Gebze'den o gün Yalova'da ayrılmamıştı. Yalova'ya kadar geniş bir şeyde, Değirmendere filan Kocaeli'nin bölgesindeydi. O bölgede ne kadar tarihi eser bina varsa bunların hepsi zaten Anıtlar Kurulu'nda listesi var. Bu bina sahiplerinin hepsine birer tane broşür göndermiş. Broşür aynen şu. Diyor ki biz belediyede bu anıtlarla kendi şehrimizdeki tarihi eser binalarla ilgili bir masa kurduk. Burada görevlendirdiğimiz mühendis, mimar arkadaşlar var. Gelin binanızı restore edin. Bu konuda hem Kültür Bakanlığı'nın hem TOKİ'nin destekleri var. Biz de belediye olarak her türlü yasal işleminizi takip etmeye talibiz. Gelin binanızı restore edin, güzelleştirin, şehre değer katın. Şimdi bu da bir belediye. Tarif ettim, bizim bu da bir belediye. Yani ben kötü niyetliler demiyorum ama ehil insanları göğe getirmezseniz gerçekten iyilik yapayım derken bazen zulüm yapıyorlar. Peki abi, anlattıkların güzel, düşüncelerin güzel, siyasi tecrüben de var. 50'ye yakında ülke gezmişsin. Yani bu bilgi birikimini bir belediye başkanı adaylığı olarak değerlendirme düşünür müsün? Vallahi ben şöyle bir belediye başkanı arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan ya abi gel bize yardımcı ol, bu bildiklerini anlat derlerse gider amatörce anlatırım. Ama profesyonelce değil. Çünkü gerçekten yani benim almış olduğum terbiye eğitim, benim uykularım kaçar. Yani bu belediye işleri, çünkü almış olduğunuz en ufak bir kararla servet transferi yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz imardaki bir oynamayla bir adamı fakirleştirirken öbürünü birdenbire zengin ediyorsunuz. Bunlar ağır veballer. Dolayısıyla ben talep ettikleri takdirde bilgimi, tecrübemi onlarla paylaşırım ama sorumluluk almak istemem. Bugüne kadar hep kaçtım. Gençler bu işi götürsün. Ama dediğim gibi bizden bir şeyde sorun olmuyor gerçi de. Hani sorarlarsa anlatırız. Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet, bir kitabın ortasından programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz iş adamı Sayın Şadi Tanıç'tı. Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki hafta aynı saatte başka bir konukla tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler, hayırlı akşamlar diliyorum.